Yeni videoya hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir konseptle karşınızdayım. Normalde NBA 2K'de rebuild yapıyoruz, My Team oynuyoruz. Ama bu sefer bir kariyer simülasyonu yapacağız. Ve bu kariyer simülasyonda Türkiye basketbol tarihinin en iyi oyuncusu hakkında olacak. Simülasyona geçmeden önce size bir duyurum var. Siz bu videoyu izledikten sonra ya da izlerken artık bilemiyorum ne zaman izliyorsunuz. 27 Mayıs Cumartesi günü akşam saat 10'da Twitch'te yayında olacağım. Bu duyuruyu da yapayım. Son iki videoda söylemiştim. Twitch kanalı açtım. Yayınlara başlayacağım. Hazırlıkları yapıyorum diye. Zamanı geldi artık. İlk yayınımda NBA'de konferans finalinde elenen takımları rebuild edeceğim. Lakers'la başlayacağım buna. İlk yayınım olduğu için heyecanlıyım ve hepinizi orada görmek istiyorum. İlk yayınımda beni yalnız bırakmayın. Eğleneceğiz, keyifli vakit geçireceğiz. Twitch kanalının açıklama kısmını da aşağı bırakıyorum. Oradan takip edin, bildirimleri açın. Instagram hesabım da aşağıda. Yeni bir video attığım zaman, yayına gireceğim zaman haberiniz olsun istiyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. 2000 aboneye de çok az kaldı. Hadi YouTube'da da bir abone olalım. Bu videodan sonra 2000 abone olalım. Cumartesi akşamı Twitch'te görüşürüz. Şimdi videoya geçelim yavaşça. Kim bir oyuncu? Hepinizin tahmin ettiği gibi Hidayet Türkoğlu. Bu arada Mehmet Okur da ona çok uzak değil. Özellikle kariyer olarak belki Mehmet Okur'un daha iyi bir kariyeri var. Çünkü hem şampiyonluğu var hem All-Star'ı var. Ama şampiyon oldukları sene ana rolü olan oyunculardan biri değil o takımda. Hidayet belki takımın en iyi ikinci oyuncusu olarak Orlando'yu şampiyonluk yolunda finale kadar götürdü. Ben bunu daha değerli buluyorum. Bugün soracağımız soru, Hidayet günümüzde oynuyor olsaydı nasıl bir oyuncu olurdu? Ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü oynadığı zamanlarda point forward adı verilen o rol, yani forvet oyuncunuzun oyun yönlendirmesi, çok fazla bu role sahip oyuncu yoktu. Hidayet böyle bir oyuncuydu. Döneminin ötesinde bir oyuncuydu bence. Şu an böyle oyuncular daha çok var. Böyle oyunculara daha çok yer var. O yüzden Hidayet'in daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bildiğiniz bu seneki draft klasa, yani Victor Wembanyama'nın, Scoot Henderson'ın vesaire olduğu drafta Hidayet'i ekledim. 2K'daki çaylak Hidayet kaç overall'sa o Hidayet'le başlıyoruz. Ve rebuild etmiyoruz. Takımın hiçbir kararını biz almıyoruz. Bakalım hangi takıma draft olacak? Tabii başarılı olacağını düşünüyorum ama ya hangi takıma gittiği de çok önemli burada. Türü alabileceği bir takıma mı gidecek? Etrafına iyi oyuncular kurulan bir takıma mı girecek? Bunları da göreceğiz. Şimdi sezon sonuna gidelim. Bakalım Hidayet'i hangi takım alıyor? Önümüzdeki senede Hidayet'in olduğu takımı yakından inceleyeceğiz. Evet, sezon sonu erdi. Hemen draft'a gidiyoruz. Birinci sıradan seçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Wembanyama var. Ama ilk 5'ten seçilebileceğini düşünüyorum. Hidayet gerçekte 2000 senesinde birinci tur 16. sıradan Sacramento draft etmişti. Bakalım burada hangi takıma gidecek? 3-4 Utah. 3-4'ten gidebilir gibi geliyor bana. Bakalım Utah'a gidecek mi? Scoot Henderson 3'te gitti. 4. sırada Ozar Thompson gitti. San Antonio mu? San Antonio'da oynamışlığı da var Hidayet'in. Draft etmediler. Bayağı gerilere kaldı Hidayet. 9. sıradan Detroit'e gidiyor. Detroit'e gitmesi şimdi bir bakıma iyi. Çünkü Detroit genç bir takım. Kaç overall onu da bakalım da. Hidayet 9'da 77 overall'la lige giriyor. Detroit Cade Cunningham'le vesaire Jaylen Duren'le yeniden yapılanma yapan bir takım ve bu gençlerle daha önce simülasyonlarda başarılı olduklarını da gördüm. Yani Hidayet buradan ayrılmazsa uzun seneler şampiyonluk yaşayabilir. Şimdi sezon başına geldik. Bu arada takım olarak da Detroit'i seçeyim ben. Nerede? Detroit Pistons. Detroit aynı zamanda Mehmet Okur'un da şampiyonluk kazandığı takım. Bakalım Hidayet de burada şampiyonluk kazanabilecek mi? Takımımıza bakalım. Cade Cunningham 88 overall olmuş. Jaden Ivey 85 overall. Wiseman 82. Jaylen Duren nerede? Jaylen Duren'i kaybetmişler. Takaslamışlar mı acaba Caris LeVert'le? Ha, Mitchell Robinson'la takaslamış olabilirler genç uzunlarını. Neyse, bu takımda 3 numara pozisyonunda Hidayet'in kesmesi gereken sadece Bogdanović var. O da 34 yaşında. Hidayet bu sene bench'ten süre alıp seneye yüksek ihtimalle bu takımın ilk 5 oyuncusu olacaktır. Şimdi rotasyonlarına da bakalım. Ben hiçbir şey ayarlamayacağım ama bir bakalım kaç dakika süre alıyor Hidayet. Rotasyonda 10. oyuncu ve 15 dakika süre alıyor. Bakalım sezon ilerledikçe bu sayıyı arttırabilecek mi? Açıkçası pozisyon açısından da şanslı olduğu bir yere gitti. Yani önünde Kevin Durant'ler, LeBron James'ler olsa süre alamayacağı bir takım olurdu ama süre de alabilir. Sadece Bogdanović var önünde. Şimdi bakalım ilk ayı geride bıraktık. Çaylak senesinin ilk ayında ne yapmış? 10.4 sayı, 2.4 rebound, 2.5 asist. Kaç dakikada yapıyor bunu? Yüzdeler bir çaylağa göre fena değil. %41 üçlük çok iyi. 15 dakikada 10 sayı, 2 rebound, 2 asist yapıyor. Gayet iyi başlamış sezona. Umarım sezon sonuna kadar bunu devam ettirebilir. Bakalım iyi bir takım kırılacak bu Detroit'ten. Şimdi sene sonunda simüle ediyorum. Sene sonunda istatistiklere bakacağız. Gerçekteki istatistikleriyle karşılaştıracağız. Ve playoff'u yaptık mı yapamadık mı onu göreceğiz. Evet, sezon sonuna geldik. Sürpriz bir MVP var. Darius Garland MVP oluyor. Yılın çaylağı Brandon Miller oluyor. Victor Wembanyama alamamış. Biz de yüksek ihtimalle playoff'a girdik. Bakalım yılın çaylak takımında Hidayet olacak mı? Birinci takımında yok. İkinci takımında var. Bu sene gerçekte de Hidayet yılın ikinci çaylak takımında yer almıştı. İstatistikleri oyunda şöyle. 14 sayı, 4.8 rebound, 3.6 asist. Süresi artmış mı? Evet, 22 dakikaya kadar çıkmış. Gerçekte ise Sacramento'da 5.3 sayı, neredeyse bir asist, 3'e yakında rebound ortalaması. Gerçekte daha kötü bir ortalama tutturmuş ama
daha az süre alıyormuş. 16 dakika süre alıyormuş. Şimdiden ilk senesinden daha iyi bir sene geçiriyor. Playoff'ta ne durumdayız? 6. sıradan playoff'a giriyoruz. Rakibimiz Atlanta. İlk maçı Detroit kazanıyor. Hidayet 17 dakikada 21 sayı, 6 rebound, 1 asist yapıyor. Çok yüzdeli atmış 14'te 9'la. İlk senesinden yani adını duyurmaya başladı. İkinci maçta 33 dakikada 28 sayı atıyor. Jason Tatum'un çaylak senesi gibi. Çok iyi bir sezon geçirmeyip playoff'ta bak 25 atmış yine. Hidayet 20'den aşağı atmıyor playoff'ta. Ama Detroit maç kazanamıyor. Daha vakitleri var. Bu maçta da nazar değdirdik. 4 sayıda kaldı. Ama zaten hiçbir zaman en önemli özelliği skorerlik olmadı Hidayet'in. Genelde asistleriyle o pozisyondan top yönlendirmesiyle ön plana çıkan bir adam. Tabii ki skor da atabiliyordu. İyi bir şutördü. Özellikle son topları ona vermeyi tercih ederdin ama onu farklı yapan özelliği ikili oyun oynayabilmesi, iyi bir pasör olması. Bu pozisyonda görülmedik bir şeydi iyi bir pasörlük. Bizi eleyen Atlanta finale kadar gitti ama Zion Williamson'a takıldı. Şimdi ikinci seneye geçiyoruz. İkinci senemizde bakalım takımda bir değişiklik olacak mı? Detroit takımı koruyacak mı yoksa takaslar yapacak mı? Onu göreceğiz. Artık Kate Cunningham 90 overall'ı geçecektir. Detroit'ten de başarılı bir sene bekliyorum. Buralardan sonra artık playoff kaçırmaz Detroit. Şimdi hemen takıma bakalım. Sezon başındayız. Kate Cunningham 93 olmuş. Jaden Ivey 87. Mitchell Robinson 80. Hidayet 80. Hidayet artık ilk 5'i almıştır. Evet bak Bogdanović mesela 77'ye kadar düşmüş. Hidayet ikinci senesinde ilk 5 başlamaya başlar. 28 dakika süre alıyor. İlk 5'ten gözüküyor. Bu takım playoff yapacaktır. Playoff'ta birkaç maça da atlayıp izlemek istiyorum. Bakalım Hidayet sahada nasıl gözüküyor. İstatistik kağıdını gördük. 20'şer atıyor, 25'er atıyor. Çaylak senesinde bunu yapıyor. Bakalım sahada nasıl gözükecek. Bir de merak ettiğim şey hiçbir ödül alabilecek mi? Gerçekte Hidayet'in en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü var. 8. senesinde falan olması lazım. O ödülü aldığında da yaşı belli bir seviyeye gelmişti. NBA'deki bu ödülü alan en yaşlı oyuncu olmuştu. Bakalım bu simülasyonda da bir ödül bekliyorum. MVP'lik zor duruyor tabii ama bir en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü bekliyorum burada. All-Star olabilir. Hidayet'in kariyerinde All-Star yok. Bakalım bu simülasyonda All-Star olabilecek mi? İkinci seneden olacağını sanmıyorum. O yüzden durdurmayacağım burada. İkinci seneden olmamıştır. Ama her şeyden önemlisi şampiyonluk. Gerçekte Orlando ile yapamadığı şampiyonluğu burada Detroit'le ya da başka bir takımla yapabilecek mi? Bu arada iyi bir sene geçiriyorlar. 46-23. Maçlarının çoğunu kazanıyorlar. İlk 3 sıradan playoff yapacağız. 50 galibiyete dayandılar. Evet 50 alacaklar mı? 50-32. Son maçta 50 galibiyete aldılar. Shai Gilgeous-Alexander MVP oluyor. Ödüller bu sefer farklı. Genelde Luka Doncic'e verip geçerler. DJ Wagner Rookie of the Year. Evet aldı bak. İkinci senesinden aldı. En çok gelişme kaydeden oyuncu Hidayet Türkoğlu oluyor. 21 sayıya kadar çıkarmış ortalamayı ve %42 ile üçlük atmaya devam ediyor. 5 asist, 7 rebound. Bakalım belki triple double ortalama bile tutturur bir gün. Şu an her şey güzel gidiyor. 3. sıradan playoff yaptık bu sene. Bu sene bir finale yaklaşabilir miyiz acaba? İlk maçı simüle ediyorum. Miami kazanıyor. Hidayet 25 atıyor. Jaden Ivey 50 sayı atmış. Bu Detroit'in de genç oyuncuları ama Kate Cunningham bak 13 dakikada 6 faul yapmış. 6 sayı. Miami'de kim var? Paul Anthony mi bu? Tabii Carmelo olacak hali yok. Dylan Brooks'u da getirmişler. Bronny James de Miami'ye gelmiş. Ama 6 sayı, 3 rebound, 4 asist. Çok bir şey yapmıyor. Miami ama Bam Adebayo, Jim Butler, Tyler Roy üçlüsünü korumuş. İyi de bir takım kurmuş. Hidayet 21 sayı atıyor ama Kate Cunningham neredesin? Takımın yıldızı 94 overall. Playoff'larda 6.5 sayı ortalaması var. Yine 6 faul yapmış 19. dakikada. Hadi Kate. Tamam 3. maçı kazanıyoruz. Kate Cunningham evet sonunda 44 sayı, 9 rebound, 10 asist. Neredeyse triple double. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Elenecek miyiz acaba? Yani Bronny James kadar sayı atamıyor Kate Cunningham. Olacak iş değil ya. Bakalım bir maçı Simcast'te simüle edelim. Yakın bir maç olursa atlarız. Önde götürüyoruz şu an. İkinci çeyrekte büyük farkı açtık ve rahat kazanacağımız bir maç olacak. 3-1'den geri getirebilir miyiz acaba seriyi? 13 sayıyla kaybettik. Son maçta durum ne? Hidayet hadi sana da 14 sayı yakışmamış bak. 14'te 5'te çok yüzdesiz atmışsın. Bu maç Kate Cunningham'e kızamam. Ama Miami iyi takım kurmuş ya. Cole Anthony bak o da 84 overall. Tyler Herro 88. Jim Butler zaten bildiğiniz gibi. Adebayo bildiğiniz gibi. Bronny James 77 overall. İyi bir rol oyuncusu olmuş. Dylan Brooks 80. Miami final bile yapabilir. Victor Wembanyama finalde Tyrese Haliburton'a karşı. Bizim draft klasımızda olan Wembanyama bizden önce finale çıktı. Bir de şeye bakacağım şimdi. Bu Hidayet'in kontratında kaç sene daha var? Daha 3 senesi var. 2024, 2025, 2026. Daha çok var. Bakalım kontratı bittiğinde gidecek mi? Başka takıma yoksa Detroit'te kalacak mı? Wembanyama süpürüyor ve şampiyon oluyorlar. Alperen de var değil mi bu takımda? Evet Alperen de var. Alperen de bizden önce şampiyonluğa ulaşmış oluyor yani. Şimdi burada bir Türklerin savaşı da var. Alperen mi daha iyi oyuncu olacak yoksa Hidayet mi daha iyi oyuncu olacak? Burada da Türkler kapışıyor açıkçası. Şimdi sezon başına gidelim tekrar bir takıma bakalım orada. Bu sene MVP bizim takım arkadaşımız oluyor. Kate Cunningham. 3. sene bizim için daha iyi geçti takımca. All-NBA takımlarına böyle bir göz kırpmış mıyız? Yok. Daha o seviyede değil Hidayet. Birinciyiz. Doğu birincisiyiz. Nasıl bir sezon geçiriyoruz ona bakalım. 84 overall olduk bu arada bu sene. Bu sene Hidayet'in 47 sayı attığı bir maç da var. Gerçekte en fazla sayı attığı maç 39. Onu 3. sezonumuzdan geçmişiz. 20
22.6 sayı ortalama, 7 rebound, 5.5 asist. Hidayet kariyerinde hiç 20 sayı ortalamasını geçmedi. Tabi günümüz basketbolunda olunca biraz daha farklı oluyor. Daha hızlı bir oyun, daha çok üçlük atılan bir oyun. Burada da hemen farkını göstermiş. Geçtiğimiz 2 senede 20 sayının üstüne çıkmış. Asist ortalamasının 5 olduğu seneler var ama burada da 5.4, 5.2 2 senede de götürmüş. Zubac eklemesi yapmışız bu arada. Kimle takaslamışız bilmiyorum. Takımın büyük üçlüsü hiç fena durmuyor. Kate Cunningham 95, Jaden Ivey 89, Hidayet 84. Zubac'ı almışız, Andre Drummond'u almışız. Mitchell Robinson da var. Bir sürü center olmuş takımda. İlk turda rakibimiz Brooklyn. Şimdi takımlar ne hale gelmiş? 3. sene geçti artık bakalım. Mutlaka değişiklikler vardır. Burada Mikael Bridges tek başına kalmış. 2 tane çaylak var. Buddy Hield'la Christian Wood var bir de. Bu takımı rahat geçeriz diye düşünüyorum. Ama ilk maçı kaybettik. Büyük üçlü gayet iyi atmış ama 38-32-22. Geri kalan takımdan destek gelmemiş. Karşıda ise Hendrix denen adam 33 atmış. Kim bu? 80 overall. 3. senesi. Hidayet'in draft klasında. Hidayet'le birlikte lige giren oyunculardan. 1-1 oluyor. 2-1 geriye düşüyoruz. Ne oluyor böyle? Hidayet hadi 10 sayı 9 asist yetmez. 2-2 oldu. Artık 1. turu geçme vaktimiz geldi. Simüle edelim maçı böyle. Yakın geçsin de bir maça atlayalım ya. Evet son 1-34. Kate Cunningham Zubac'a verdi. Zubac çember altında tekrar Kate Cunningham'e. Hidayet köşede bekliyor. Hidayet'e bir top atın ya. Jaden Ivey birebir oynayacak sol forvetten. Çembere gidiyor. Gözyaşını bıraktı. Kaçırdı. Zubac reboundu aldı ama. Smash'la bitiriyor. Fark 3 sayı. Bu maçı kazanırsa Detroit artık finale doğru yolu açılır diye düşünüyorum. Takım artık bir şampiyonluk alsın. Geçen sene Alperen aldı. Sıra Hidayet'te. Yalnız gerçekte böyle bir şey olduğunu düşünsenize. 2 sene üst üste 2 farklı Türk oyuncu şampiyon oluyor. 2 sene üst üste finallerde Türk oyuncuları. Hem de böyle baya baya süre alabilen Türk oyuncuları izliyoruz. Öyle Cedi gibi, Furkan gibi hani rotasyonun sonundakileri değil. Gayet takımın parçası olanları. İzlemesi de çok iyi olur. Rebound Zubac'tan. Kate Cunningham, Jaden Ivey. Jaden Ivey üçlüğü attı ve isabetli. 125-119 oluyor. Daha Hidayet'e top değdiğini görmedim. Ama Detroit'e takaslanması çok iyi oldu bence. Kate Cunningham ile Jaden Ivey orada birlikte gelişebileceği genç oyuncular. Burada rakip faul yapacak ve hemen simüle edelim. Bu maçı artık kazandık. 127-123 kazanıyoruz. 6. maçı da kazanalım. Direkt çıkalım. 7. maça gidiyoruz. Hadi ilk turda elenmeyelim ya. Gerçi eleniyorsak da elenelim. Ben niye bu kadar strese girdim ki? Sanki benim rebuild'lediğim takım. Simülasyon yapıyoruz. Arkama yaslanıp izleyeceğim. Ama çıkıyor. Detroit çıkıyor. Hem de Kate Cunningham'in 50 attığı, Hidayet'in 30 attığı bir maçta çıkıyorlar. Orlando ile eşleşiyorlar. Orlando'nun ilk maçını kazandılar. Hidayet Türkoğlu efsaneleştiği takıma karşı. Tabii ki bu simülasyonda öyle bir durum yok ama gerçekte bizim Hidayet'i andığımız takım hep Orlando. Ona karşı oynuyor. Bu nasıl bir box skoru ya? 41-60 Kate Cunningham, Jaden Ivey 32-60, Hidayet 32-60 ve yine kaybetmişler. Lonzo Ball'u almış Orlando ve 90 overall olmuş Lonzo Ball. Kyrie'yi de mi almışlar? Kyrie'yi de almışlar. Jalen Suggs da var. Çok enteresan bir takım kurmuşlar. Ve 4-2 kazanıyor Hidayet'li Detroit. Detroit'in yapması gereken, hani bu seneye kazanamasalar bile seneye kadronun derinliğini arttırması lazım. İlk 3 oyuncu tamam gayet iyi ama rol oyuncularını da bir seviyeye çekmesi lazım. Hep bak bu üçlü çift taneli sayıya çıkıyor. Diğerleri çift taneli sayının altında kalıyor. Atlanta'da var mı bir değişiklik? Mo Bamba, Miles Turner var. Geri kalanı aynı. John Collins gitmiş, onun yerine Miles Turner gelmiş. 3-2 öndeyiz. Hidayet 37 sayı, 9 rebound, 6 asist yapmış. Takımı sırtlıyor ve finale çıkaracak gibi de duruyor. Orlando'yu yaptığı gibi. Ve finaldeler. Victor Wembanyama, Kate Cunningham. Bu sene finalde Alperen Hidayet'e karşı iki Türk oyuncu karşılıklı oynuyor. Böyle bir final olsaydı siz kimi desteklerdiniz acaba? Ben sanki Hidayet'i desteklerdim. Hidayet'in oyun stili daha çok hoşuma gidiyordu benim. İlk maçı Houston aldı. İkinci maçı Detroit aldı. Hidayet 38 sayı atmış finalde. Alperen ne durumda? Alperen 14 sayı. Alperen biraz Hidayet'ten yüksek overall olmasına rağmen bu takımda çok fırsat bulamıyor. Çünkü baksana takıma. Wembanyama, Jabari Smith, James Harden'ı geri getirmişler. Jalen Green. James Harden da bu arada 81 overall'a kadar düşmüş. 36 yaşında geri gelmiş ama şampiyonlukta bir katkısı olsun istiyor o da. Bu üçlüyü nasıl durduracaksınız? Jaden Ivey 45-12 yapmış. Şurada yakın bir maç olursa girelim ya. Bu iki Türk'ün finallerdeki kapışmasını izleyelim. Ama Detroit yakın bir maç bırakmıyor. Vurup geçiyor. 130-104. Hidayet 49 sayı atmış bu maç. Yani 3 senede gerçekteki kariyerini geçti bile. Bir de daha 83-84 overall. Ben rebuild da yapıyorum. Hiçbir 83'lük oyuncunun böyle 49-50 attığını görmedim. Alperen sadece 4 sayıda kalmış. Alperen yakışmıyor hadi. Sen de bir şeyler yap. Tamam Hidayet'i destekliyoruz. Onun simülasyonu ama seni de böyle görmek üzüyor. Bu maç ama Houston domine ediyor Detroit'i. 94-139. Alperen evet 22 sayı 10 rebound yapmış. Wembanyama'ya geçmiş bu maç. Hidayet şampiyonluğa bir galibiyet uzakta sadece. Bakalım bu maç biraz yakın geçiyor. Son çeyrekte bir geri dönüş mü var? Yok. Ve Detroit şampiyon oluyor. Hidayet Türkoğlu finaller MVP'sini alıyor. Bak bunu hiç beklemiyordum. Kate Cunningham varken, Jaden Ivey varken Hidayet'ten hiç beklemiyordum bunu. Tam en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü alabileceğini düşünüyordum ama bu bana da sürpriz oldu. Drew Holiday emekli oluyor. DeMar DeRozan emekli oluyor. Ve 4. seneye geçiyoruz artık. Hidayet bakalım şampiyonluğu koruyup bir tane daha şampiyonluk alabilecek
kalabilecek mi? Repeat yapabilecek mi? Dördüncü senedeyiz ve dördüncü senede enteresan şeyler olmuş. Mesela Alperen Şengün Houston'dan ayrılıp Miami'ye gelmiş. Miami'de Bronny James'le, Kuminga'yla, Tyler'a ve Adebayo'yla birlikte oynayacak. Peki bizim takımda bir değişiklik var mı derseniz, bizim takımda Kyrie Irving'i getirmiş. Jaden Ivey'i yollamışlar. Jaden Ivey Clippers'a gitmiş ve yüksek ihtimalle Kate Cunningham'ın gölgesinden ayrılmak için gitmiş. Burada tek oyuncu olmuş. Çok yaşlı bir Kawhi var, 81'e düşmüş. Cole Anthony var ve kendisi var. Artık birinci oyuncu olmak istiyor belli ki. Detroit'in büyük üçlüsü de Kate Cunningham, Kyrie ve Hidayet oldu. Hidayet 86 overall'a çıktı. Geçen senenin finaller MVP'si. Bu sene bir All-Star bekliyorum artık Hidayet'ten. Bu arada Detroit seneye kötü başladı. Geçen seneki hızıyla başlamadı. Hidayet'in de kontratının son senesi. Bu sene yaşanacak bir başarısızlıktan sonra, özellikle Kyrie Irving'in geldiği takımlarda böyle şeyler olur. Hidayet buradan gitmek isteyecek mi, onu göreceğiz. Açıkçası Jaden Ivey kalsa ben de Hidayet'in kalması taraftarı olurdum. Ama Kyrie geldikten sonra bilmiyorum. Bu takımda kalmaya değer mi? Tekrar şampiyon olabilirler mi? Çünkü yaşlanan da bir oyuncu Kyrie. Bakalım bir All-Star'da var mı? All-Star'da takım kaptanı Kate Cunningham'le Luka Doncic. Otomatik şey yapalım, draft edelim. Hidayet'i göremiyorum. Hidayet All-Star olamamış yine. Bakalım ama nasıl bir sezon geçiriyor? 31 sayı atıyor. 31 sayı ortalaması var. Bu nasıl 86 overall'lık oyuncu ya? Yani şu an ligde olsa her reveal'da alırım bu adamı. 31 sayı, 8 rebound, 7 asist. %50, %43 ve %90. 50-40-90 kulübünde. Ve diyorsunuz ki All-Star değil. Ben mi göremedim acaba? Bu adam nasıl All-Star olmaz ya? Yani daha önce acaba NBA tarihinde 30 sayı ortalama tutturup All-Star olmayan biri var mı? Çok enteresan. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Geçen senenin finaller MVP'si. 31 sayı ortalama tutturmuş ve All-Star değil. Peki birden çıkıp MVP'yi alır mı? Hiç beklemiyordum MVP'lik falan ama finaller MVP'sini alınca MVP'de olabileceğini düşünüyorum artık. Bu sene olmasa bile kariyerinin bir yerinde. Çünkü gerçekten akıl almaz istatistikler yapıyor. Victor Wembanyama MVP oluyor. All-NBA takımlarına bakıyoruz. All-NBA birinci takımında. Hidayet ama All-Star'a seçilmedi. All-Star'ı acaba overall'a göre mi seçiyor? NBA tarihinde de sanmıyorum ki All-NBA birinci takımına girip All-Star olamayan oyuncu olsun. Hidayet bu arada normal sezonun MVP'si olmaya da çok yakın. Alperen'li Miami birinci sırada. Orlando'ya elersek Alperen'le tekrar karşılaşacağız. İlk turu hızlı bir şekilde simüle edelim. Ve eleniyoruz. Eleniyoruz. Nasıl eleniyoruz ya? Şampiyon olduğumuz seneden sonra ilk turda eleniyoruz. Bu arada 30 sayı ortalamayla bitirmiş sezonu. Playoff'larda da neredeyse 37-7 yapmış. 38-8 diyelim buna. LeBron istatistikleri yapmış ya. Hidayet bu sene iyi bir kontrat alır. Alperen de ilk turda elenmiş. Jalen Duncan adında, Jalil ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Jalil Duncan adında 75 overall'lık biri finaller MVP'si oluyor. New Orleans şampiyon oluyor. Çok enteresan bir simülasyon oluyor. Gerçekten akıl sır erdiremiyorum. Bakalım Hidayet nereye gidecek bu sene? Free Agency'ye gideyim bu sefer. Ben Detroit'te kalmayacağını düşünüyorum. Alperen de bu sene serbest kalmış. Hidayet de serbest. Hidayet ama restricted. Yani takımı aslında parayı verirse karşılayabiliyor. Yani başkası atıyorum 40 milyon dolar önerdi yıllık. Detroit eğer ben bu parayı veririm diyorsa takımda tutabiliyor. O yüzden gitmesi mümkün gözükmüyor çok fazla. Ve Hidayet takımda kalmış. Kontratı ama 5 sene 236 milyon. Tabii onun oynadığı dönemde böyle paralar dönmüyordu basketbolda. Hatta toplasan kariyerinde en fazla 90 milyon kazanmış bir oyuncu. 2014'te 12 milyonluk kontratı vardı. Ama 5 yıl 236 milyon çok fazla bir para. Bakalım Alperen nereye gitmiş ya? Görebiliyor muyuz onu buradan? Alperen Dallas'a gitmiş. Doncic oradan ayrılmadıysa onun yanına gitmiş diyeceğim de. Hem Alperen'i hem RJ Barrett'i alıp Doncic'i nasıl tutacaklar onu da bilmiyorum. Bu sene lig çok değişti. Bir takımlara tekrardan bakalım sezon öncesinde. Ligin yeni halini görelim. Bizim takım aynı. Bizim takım hiç değişmiyor. Kate Cunningham, Kyrie, Hidayet, Mitchell Robinson. Hidayet'in artık bu takımdan gitmesi lazım. Toronto mesela hiç şu anki Toronto'ya benzemiyor. Jaylen Brown'la Desmond Bane var. Houston'da Wembanyama, Jalen Green, Jabari Smith, Tari Eason, işte Kenyon Martin Jr. Houston biraz daha kadroyu korumuş. San Antonio'da çok farklı. Scottie Barnes var. Anthony Edwards var. O Anthony Edwards o Anthony Edwards değildir ama. O mu? O ya. Nasıl 85 overall sadece? Hiç gelişmemiş. Tuhaf. O Phoenix Suns süper takımından sadece DeAndre Ayton kalmış geriye. Ne Devin Booker var, ne Kevin Durant var, ne Chris Paul var. Chris Paul zaten emekli olmuştur. Durant da olmuş olabilir. Bu Oklahoma tehlikeli bir takım olmuş. 94 Josh Giddey, 90 Trey Johnson, Chet Holmgren 88. Şampiyonluğa oynayabilirler. Stephen Curry 39 yaşında hala oynuyor, 88 overall. Luka Doncic Golden State'e gitmiş Jaren Jackson Jr.'la birlikte. O zaman Dallas'ta kim var? Ian Jackson 91 overall, Jarvis Walker 87, 1.87 daha RJ Barrett, Alperen Şengün. Ligde tanıdık çok az adam kalmış. Bir de 5. senede şuna bakayım. NBA rekorlarına geçilen var mı? Onlara bakacağım. LeBron 41 bin sayıda bırakmış 1. sırada hala. Kevin Durant 4. sıraya kadar gelmiş, orada bırakmış. Yani Kobe ile Jordan'ı geçmiş Kevin Durant. Stephen Curry ile James Harden ilk 10'a girmiş. Curry yüksek ihtimalle Harden'ı geçer bu sene. Harden bırakmıştır. Toplam asist zaten geçilemezdi. Üçlükte Stephen Curry 1500 fark atmış en yakınına. Hala da devam edecek üçlük atmaya. Rebound Will Chamberlain, oraya geçen olmamış. Asist zaten geçilemez duruyordu. Chris
Chris Paul 2. sırada, LeBron 4. sırada. Bir maçta en çok sayıya yaklaşan olmamış. İlk 5 performansa giren olmamış. En çok üçlük sokan oyuncularda Klay Thompson tabi rekorun sahibiydi 14'le 2018'de. Jalen Green 2026'da 14 üçlük atmış. Tyler Herro atmış 14 üçlük. Tabi reboundda kimsenin 55 rebound alması mümkün değil. Asiste de giren kimse olmamış buralara. Evet, lig bu şekilde. Şimdi Hidayet'in simülasyonuna devam edelim. Evet, 8. senedeyiz. Artık Kawhi Harris, Bradley Beal, Vucevic, Marcus Smart, Aaron Gordon böyle adamlar emekli olmaya başladı. Son 2 senedir de hiçbir başarımız yok. O yüzden göstermedim oraları. Şimdi direkt bir sonraki sezonu atlayalım da. Ya takımı değiştirmiyorlar. All-NBA 3. takımına girdi bir kere Hidayet. Onun dışında All-Star da olamadı. Herhangi bir ödül de alamadı. Hemen göstereyim. Ligi zaten Houston domine ediyor. Son 2 senedir Wembanyama finaller MVP'si alıyor ve 2 senedir Houston şampiyon oluyor. Biz playoff'ta ilk turda ileri gidemiyoruz. Bakalım bu sene takım değişmiş mi? Aynı. Kyrie, Hidayet, Cunningham. Burada Hidayet de daha fazla yükselmiyor. Bu simülasyondaki kariyerinin gerçeği geçtiğini gördük. Burada benim yapacağım şey, Hidayet'in kontratında son 3 sene kaldı. Bu 3 senede şampiyonla oynaması için ben devreye gireceğim ve rebuildleyeceğim bu takımı. Küçük takaslar yapacağım ama yani Kyrie ile falan artık yeter. Hidayet de görüyorsunuz 30 sayı attığı seneden sonra 2 senedir 23 atıyor. Kyrie'yi bir takaslayalım önce. Önerecekleri adamları da hiç tanımıyor olacağım ama Walker Kessler 87 overall olmuş. Austin Reeves de bizde. 31 yaşına gelmiş, 72'ye düşmüş. Jordan Poole artık 30 yaşına gelmiş. Artık NBA'de tanıdığımız adam kalmadı. Ben aslında ki ne yapacağım biliyor musunuz? Kimi alacağım? Hala Dallas'ta mı acaba? Evet. Alperen. Gel kardeşim, burada zaten Walker Kessler var. Alperen'i vermiyorlar bana. Ya da bak, bu sene zaten kontratları bitiyor bunların. Bakalım seneye nasıl bir takım kuracaklar. Bu seneyi de simüle edeyim. Hidayet'in kontratının son 2 senesini rebuildlarız. Tamam, öyle yapalım. Ben playoff dışı bile kalabileceğimizi düşünüyorum artık. Hidayet'in kariyeri de zaten normalde öyle uzun senelerce istikrarlı bir şekilde devam etmedi. 2000'de lige girdikten sonra 7. 8. senesinde 2007, 2008 hatta 2009 işte final seneleri vesaire tavan yaptı. Oradan sonra düşüşe geçti. Orlando'dan Toronto'ya geçmesi, oradan Phoenix'e geçmesi, sonra tekrar Orlando'ya dönüşü vesaire. Buralar hep kariyerinin istikrarsız inişleri çıkışları olan dönemleri. Hele son 3 senesi Clippers'ı falan var son senelerinde. Son 3 senesinde 4 sayı ortalamaya geçtiği sezon yok. O yüzden 10 senelik bir kariyer düşündüm. 3 sene daha yapacaksak rebuild işini de unutalım ya. Başka zaman belki isterseniz yorumlarda belirtin. Bu tarz bir rebuild yapabilirim ama bu 3 seneyi tamamen izleyelim bakalım. Hiçbir şey benim elimde olmasın yani. Tamamen oyun ona nasıl takım kuracaksa ona bakalım. Ama normal kariyerini geçti rahatlıkla söyleyebilirim. All-NBA takımlarında yok bu sefer. Playoff'ta da yok bu sefer. Hemen playoff'ları simüle edelim. Bakalım Houston yine kazanacak mı acaba? Bronny James Cleveland'a gitmiş. Babasının izinden gidiyor. Cleveland'a gitmiş. 34 sayı 13 asist ortalaması var. Dallas'ta da Ian Jackson. Dallas-Cleveland finali. Dallas'ta da Alperen var. Alperen bir şampiyonluk daha aldı. Onun da kariyerine bakalım. Tamam, sayı ortalaması 11 kariyerinde. Böyle Hidayet kadar domine etmiyor ama 2 şampiyonluğu var. Bu sene kimler emekli olmuş? Kyrie sonunda emekli olmuş. Oh be. Kurtulduk. Anthony Davis, Pascal Siakam. Bakalım Detroit'in şimdiki hamlesi ne olacak? Nasıl bir takım kuracaklar? Bu sezonki takımımıza bakıyoruz. Kimseyi getirmemişler. İkinci sıradan Trey Henry diye birini draft etmişler. Center bu, uzun. Bu sene de herhalde tanking yapıyoruz. Bir de bir şeye bakacağım. Hidayet kaç sayı atmış en fazla? 56 sayı. En fazla 11 üçlük sokmuş bir maçta. 15 asistlik bir maçı var. 22 reboundluk bir maçı var. Bakalım sezon sonuna gidelim. 168-161 mi? Bu ligde ne oluyor ya? Sezon sonuna gidelim. Bir değişme var mı? Playoff yapabiliyor muyuz? Birkaç sezondur felaket kötüyüz. Bu seneki kadromuza bakıyoruz. Bu sefer Wendell Carter Jr. gelmiş bu sene. Hidayet'in kontratının son senesi. Bu sene de 53 milyon alacakmış. Nasıl bir kontratsa bu. Geçen sene 25 sayı 10 rebound 6 asist ortalama tutturdu. Overall'da düşüşte 84'e düştü. Son seneden sonra bir genel hatlarıyla hem lige bakacağız. Nerede bitirmişiz, ne yapmışız. Hem Hidayet'in kariyerini karşılaştıracağız gerçek kariyeriyle. Zaten ben Hidayet'in şu an lige gelse geçmişte olduğundan çok daha iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani o dönem en başarılı olduğu takıma bakın. Final yapan Orlando takımı. Çok iyi şütörleri olan işte JJ Redick'leri olsun, Rashard Lewis'leri olsun. Çemberi altında bir tane uzun, domine uzun Dwight Howard. Jamir Nelson da vardı ve etrafında 4 tane şütöre dayalı bir sistemleri vardı. Orada Hidayet çok başarılı oldu çünkü Jamir Nelson çok o kadar iyi bir guard değildi. İyi bir oyun kurucu değildi. Hidayet orada forvetten oyun yönlendiriyordu. Hem uzun olduğu için ikili oyunda herkesin üstünden görebiliyor pası. Dwight Howard'la çok iyi ikili oyun partneri. Hem de kendi de skor üretebiliyor. Bu kadar uzun bir oyuncu hem topu yere vurup hem skor üretebiliyorsa şimdiki oyunda çok daha etkili olur. Çünkü şimdiki oyun daha çok forvetlerin oyunu. 2000'lerin başı uzunların oyunuydu. 2000'lerin ortasında guardların domine ettiği bir oyuna doğru döndü. Ama artık geldiğimiz dönemde hep topu yere vurabilen forvetlerin fark yarattığını görüyorsunuz. Hidayet de böyle bir oyuncuydu ve gerçekten başarılı olabilirdi. Aynısını Mehmet Okur için de
düşünüyorum bu arada. O da bence döneminin ötesinde bir oyuncuydu. O da şimdi gelse çok değerli bir uzun olabilirdi. Bu arada sezon bitti. Yine felaket ve Detroit var. Kate Cunningham All-NBA birinci takımına seçilmiş. Hidayet All-NBA ikinci takımına seçilmiş. Şimdi sezonu bitirelim. Houston şampiyonluğu izleyelim. Yok bu sefer olmayacaklar gibi. Evet. Finale çıkamadılar. Milwaukee şampiyon oluyor. Artık 3-4 sene önce genç olarak sayılan oyuncular işte Zach LaVine olsun, Kyle Kuzma olsun emekli olmaya başlamış. Ligin tadı kaçmış yani iyice. Gelecek sezona geçelim. 2032-2033 sezonu. Oradan karşılaştırmamızı yapalım. Bu arada Hidayet gitmiş. Detroit'te değil. Nereye gitmiş acaba? Onu bulacağız şimdi. Wembanyama da Utah'a gitmiş. Hidayet'i arıyoruz hala. Hidayet serbest oyuncu şu an. Kimseyle imzalamamış. Kimse onu istememiş. Evet işte kariyeri yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Şimdi bir ay simüle edeyim. Bir aydan sonra hala serbest mi? İmzalayan olmuş mu? Ona bakalım. Burada da gerçekteki gibi kariyeri hızlı çöktü. Evet hala serbest oyuncu ve kimse istemiyor onu. Geçen sene 29.4 sayı atan bir adam ama niye istemiyorlar? Onu da anlayabilmiş değilim. Şimdi istatistiklerine bakalım. Kariyer ortalaması 23.4 sayı. Gerçekteki ortalamaları da ekranda şu an ona göre yapalım kıyaslamayı. Rebound'da 8.4 rebound ortalaması var. Asiste de 6 asist diyelim buna. Yani sayıda reboundla asiste 2'ye katlamış istatistiklerini. Top kaybı sayısı da artmış doğal olarak. Daha çok topu yere vurduğu için bugün basketbolunda. Yüzdeleri gayet iyi. %48, %41 üçlük ki %41 üçlük çok elit bir seviye. %86 faul. 31 dakika ortalama almış. Bir de kazandığı ödüllere bakalım. 2026'da şampiyonluğu var. Bir şampiyonluk. Bir kere NBA'nin en iyi kadrosuna seçilmiş. Bir kere NBA'nin en iyi ikinci kadrosuna seçilmiş. İki kere de NBA'nin en iyi üçüncü kadrosuna seçilmiş. En çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü var. Gerçekteki gibi. Bu aynı gerçektekiyle. En iyi ikinci çaylak takımına seçilmiş ki bu da aynı gerçektekiyle. İlk 4 saydığım ödül gerçektekinin üzerine koymuş hali. 56 sayı bunlar aynı. Değişmemiş. Bir de lige bakalım. Bu rekorlardan kırılanlar olmuş mu? Üçlük kırılmamış. Trey Johnson eklenmiş sadece. Asiste Scoot Anderson gelmiş buraya. 28 asist yapmış bir maçta. Playoff'ta en fazla sayıda Jordan'ı geçmişler. Ve geçen isimler de Bronny James geçmiş Jordan'ı. Babasının intikamını almış. Babasının bayrağını taşımış. Ian Jackson da birinci sırada 68 sayı atmış. Playoff'ta en fazla asiste de Tyrese Haliburton'la Bronny 25 asistle birinci sırada. Üçlükte Curry'yi geçen var mı? Yok. Trey Young. Trey Young'a da baktım bu arada. 34 yaşında şu an. 1000 üçlük fark var aralarında. Trey Young bu sene ya da seneye emekli olduğunu hesap edersek geçmesi mümkün bile değil. Bu arada Hidayet de burada 65. sırada. Onu da ekleyelim. 65. sıradan yer bulmuş kendi üçlükte. Sayıda var mı? Yok. Sayıda Hidayet'i göremedim. Eğer bir takımla anlaşırsa kendine yer bulabilir orada. Asiste tabii ki John Stockton geçilmez duruyor zaten. Geçilmemiş. Top çalmada da John Stockton'ın geçilmez bir şeyi var ama Chris Paul çok yaklaşmış burada. Şimdi biraz daha ilerleyeceğim. En azından bir All-Star arasını geçeyim. Hidayet biriyle yenilecek mi kontrat? Onu çok merak ediyorum. Tekrar bir bakalım. Yok. Kimseyle imzalamamış. 10. senesinde kariyeri bitiyor Hidayet'in. Gerçekte de yanlış hatırlamıyorsam 12 ya da 13. senesinde ilaç kullandığından dolayı 20 maç ceza almıştı. Sonra çıkıp özür dilemişti. Bunun yasaklı bir ilaç olduğunu bilmiyorum diye. Ve ondan sonra NBA kariyeri de hep böyle dümdüz aşağı çakılmıştı. Burada da 10. senede basketbolu bırakıyor gibi. 10. senede kendine takım bulamıyor Hidayet. Ama simülasyonda gördüğümüz kadarıyla bugün gelse fark yaratacak bir oyuncu olurmuş. Evet uzun da bir video oldu. Başka kimin kariyer simülasyonunu görmek istiyorsun? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutma. Siz Hidayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bugün gelseydi daha iyi bir oyuncu olur muydu? Bugünün oyununda kime benzetiyorsunuz? Bunları da aşağıda tartışalım. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.